Ali Karahasanoğlu, böyle olur solcudaki dürüstlük, Ekrem, Adana'daki asayişe ne der? 31. yılına giren ve hala cezaevinde masum insanların tutulmasına gerekçe gösterilen Sivas davası kararı, tartışılmaya devam ediliyor. Karar, dediğime bakmayın. Onlarca yıl içinde, sürekli yenilenen tekrarlanan kararlar, dememiz gerekiyor. Onlarca kişi cezaevine konulmuş, 30 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyorlar. Bir avuç alisiz alevilik dayatmacısı o pembe tablolar resmettikleri insanlık dolu mesajlarının hepsini ayaklar altına alıp kindar mı kindar nefret kusan intikam söylemleri ile karşımıza çıkıyorlar. 50 bin insanın katili terörist başı Apo'ya bile özgürlük istiyorlar da Sivas'ta aziz nesini protesto etmekten başka bir suçu olmayan mazlum Sivaslılar için cezaevine attırdıkları kişilerle yetinmeyip daha fazla kişi daha fazla insan daha fazla Sivaslı cezaevine girmeli diyorlar. Hani bunu yaparken dürüstçe, ilkeli bir şekilde bir olayda savundukları kuralları diğer davada ayaklar altına almadan yaparlar, düşünce özgürlüğü var. Herkes aynı düşünmek zorunda değil deriz. Ama öyle yanar döner tavırlar sergiliyorlar ki, öyle ilkesizliklere imza atıyorlar ki, pes diyoruz. Sivas davası bu yoğun gündemde nereden çıktı diyeceksiniz. Anayasa Mahkemesi Sivas'ta ölenlerin yakınlarının açtıkları bireysel başvuru davasında onlarca Sivaslı zaten cezaevinde ama yurt dışına giden 3 kişi hakkında zaman aşımı kararı verilmiş olmasına itiraz edip bu suçlarda zaman aşımı olmaz diyenlerin dosyasını 15 Şubat günü görüşeceğini açıklamış. Olayın aktüelliği oradan geliyor. Peki ne diyor? Başvuruyu yapanlar Madımak'ta yapılan gösteri ve sonrasında otelin yanması, yangın sebebiyle 33 kişinin ölümü insanlığa karşı suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu iddiayı öne sürenlerin başında da, 28 Şubat sürecinde başörtü yasağını savunan, şeriata karşı kadın yürüyüşünü organize eden, sonraki yıllarda CHP'den milletvekili yapılarak ödüllendirilen Şanal Sarıhan var. Anayasa Mahkemesi'ne müracaatları ile ilgili ne diyor Şanal Sarıhan? İfadesi şu, insanlığa karşı suç olduğu ve zaman aşımından düşmemesi gerektiği noktasında bir iddiamız vardı. Bu iddiamızı ifade ettik, bunun kabul edilmemiş olmasının adil yargılanma hakkını ihlal olduğunu ifade ettik. Aynı zamanda etkili soruşturma yapılmadığı iddiasında bulunduk, bu konularda bir karar verecekler. Şimdi sorsam Şanal Hanım'a, Sivaslıları daha uzun süre cezaevinde tutmak için, eski yıllarda, Madımak'taki eylem, kişilere karşı değil, devlete karşı işlenmiş suçtur. Bu göstericiler, Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak, sloganları attılar. Bu slogan da, göstericilerin oteldeki kişilere yönelik değil, devletin layık sistemini yıkmak için eylem yaptıklarını gösteriyor, demediniz mi? devletin temel esasını değiştirmeye teşebbüsten idam cezası verdirdiğiniz insanlar cezaevindeyken, Şimdi zaman aşımında davası düşenleri de, yaşadıkları müddetçe baskı altında tutmak için, suç devlete karşı değil. İnsanlığa karşı, nasıl diyebiliyorsunuz? Şanal Hanım cevap verir mi bilmem. Vermesine de gerek yok zaten. Onlarda mantıklı bir düşünce aramayın. Onlarda ilkeli davranış beklemeyin. Hukuk kaidelerine saygı beklemeyin. Beklerseniz, bir hukukçu olarak, solcuların yargılandıkları davalarda, hem de bombalı eylemlerde, silahlı saldırılarda bulunan teröristler için, nasıl ölümüne, zaman aşımı, savunmasına sarıldıklarını görür ve, hani insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmazdı? Bombalı saldırıdan yargılanan kişi için, siz hangi yüzle, zaman aşımı savunmasında bulunabiliyorsunuz, dersiniz? Dersiniz de, cevap alamazsınız. Hayali bir soruyu yöneltmiyorum. Başka solcu avukatların bombalı saldırıdan yargılanan kişilere yönelik savunmalarını Şanal Hanım'ın üzerine yamamıyorum. Dev Yol Terör Örgütü sanıklarından bazılarının avukatlığını yapan Şanal Hanım. 233 bombalama ve 78 kişinin öldürülmesi olaylarından sorumlu tutulanlardan bazılarının avukatlığını yaparken. Nanik. Zaman aşımı doldu. Hakim Bey, müvekkillerimi artık yargılayamazsınız. Kanundaki zaman aşımı süresi doldu davayı düşürün, diyordu. Nitekim mahkemede, zaman aşımının dolduğu gerekçesiyle, dev yol davasının sanıkları hakkındaki davayı düşürüyordu. Hem de öyle üç kişinin falan değil. Onlarca terör sanığının davası düşürülüyordu. Şimdi aynı Şanal Hanım, dindar insanlara öylesine kin ve nefret dolu ki, bombalama yok, silah yok. Evet ateş yakmak da, içinde insan olduğunu bilerek otelin yakılması da asla tasvip edilemez bir vicdansızlıktır. Ama oteli yakanlar ortada değil. Şanal Hanım otelin önüne toplananların tamamını oteli yakmakla suçlayıp davaları 3 yılda geçse, 50 yılda geçse düşürülmemesi gerekir." diyor. Vicdanın iflas ettiğini gösteriyor. Ekrem İmamoğlu, Adana'daki saldırıyı da yorumlasa. Küçükçekmece'deki AK Parti belediye başkan adayına yönelik silahlı saldırı sonrasında olayı basitleştirmek ve sulandırmak için yok yok. Saldırının siyasi yönü yok. Orada kişisel bir husumetten kaynaklı başkasına yönelik asayiş olayı diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu acaba Adana Büyükşehir Belediye Başkanının özel kalemine yönelik silahlı saldırı için de bir yorum yapacak mı? Şahsen ben Ekrem Bey'in gerçeği söylemesi bir yana. Saldırgan dolandırıldığını belirterek vurmuş demesini boş verdik. Bu saldırı CHP'ye yöneliktir. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz demesini bile beklerim. 14 Mayıs seçim öncesinde, İyi Parti'nin il merkezinin camına değen kurşun da, öyle yapmamışlar mıydı? CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeki caddeden, hemen her gün on binlerce araç geçtiği gerçeğine rağmen, alkol almış üç kişinin havaya sıktığı kurşun üzerinden, bizi asla susturamazlar, dememiş miydi? Şimdi de, para merkezli bir saldırıdan utanç duyacaklarına, CHP'nin susturulamayacağı açıklaması yaparak, olayın gerçek boyutunun üstünü örtmeye kalkışabilirler.